Sayın izleyiciler, Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını gösteren güvenilir bilgi bulunduğunu bildirdi. Raporda İran'ın nükleer programının askeri boyutuyla ilgili olarak en geniş suçlamalara yer verildi. Bugün raporun önemini ve olası etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay. Sayın Çağaptay, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Atom Enerjisi Dairesi'nin raporuyla başlayalım. İran'ın niyeti açısından ne kadar önemli bir rapor, her ne kadar İranlılar bu Amerika güdümünde yazılmış bir rapor dese de niyeti açısından ne kadar önemli? Şimdi bir süredir İran'ın nükleer projesi üzerine uluslararası camia dikkatle eğilmiş durumda. Ancak bu raporun bu kısmı neden şimdi açıklandı diye sorarsanız herhalde şuna söylemek mümkün. Amerika uluslararası camiada İran üzerindeki psikolojik baskıyı, daha doğrusu uluslararası camianın psikolojik baskısını arttırmaya çalışıyor. Bir süre önce Washington'daki Suudi Büyükelçisi'ne İran ajanlarının suikast yapma girişimi olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıştı Amerika. Bazı kişiler bu böyle bir plan olsa bile Amerika'nın bunu açığa çıkarmadan halledebileceğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla kamuoyunun açıklamasının İran üzerinde baskı yaratmak sebebiyle ortaya olduğunu çıktığını düşünenler var. Ben Atom Enerjisi raporunun da buna benzer olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika İran üzerindeki uluslararası siyasi baskıyı peyderpey arttırmaya çalışıyor. Bu da önümüzdeki bir sene içinde İran'la ilgili son derece sıcak bir döneme girebileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü seçim dönemine girilen Amerika'da seçimde tekrar seçilme iddiasında olan Obama dış politikada şahin görülmek istiyor. İran konusunda daha sert görüntü vermek istemesi de bundan dolayı. İsrail'in Irak'ta o Sirak nükleer tesisine düzenlediği saldırı benzeri bir şeyi yapabileceği yönünde söylentiler vardı. Bu da o baskının bir emaresi mi yoksa? Washington'da spekülasyonlar var tabii ki. Önümüzdeki bir sene içinde İsrail'in, hatta belki İsrail'in olmasa bile Amerika'nın stratejik bazı hedefleri vurarak, belki de bütün İran nükleer projesini yok etmese bile projeyi geciktirecek stratejik bazı hedefleri vurarak seçim döneminde Obama'nın puan kazanmak isteyeceğini düşünenler var. Hem de Amerikan-İsrail ilişkilerinde olumlu bir mesaj vermek isteyeceğini söyleyenler var. Bence önümüzdeki bir sene içinde bu konuda Amerika'nın ya da İsrail'in girişimde bulunma ihtimali oldukça arttı. Bu psikolojik baskıyı arttırıcı önlemleri göz önüne aldığımızda. Ancak İsrail mi yapacak bunu, Amerika mı yapacak bu stratejik operasyonu? O sorunun cevabını şu anda beklemek lazım. Şimdi önümüzdeki bir yıl kritik dediniz İran açısından. Türk yetkililer basında yer aldığı kadarıyla işte diyalog çağrısını inelemiş oldular. İran konusunda Türkiye'nin politikasında bir iki yıl öncesine göre bir değişim olur mu bu raporun ardından? Türk-İran politikasında aslında çok ciddi bir değişim oldu geçen seneden beri. Belki de geçen yazdan beri. Öncelikle Türkiye BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı, yaptırımlara karşı hayır oyu verdi. Ancak ondan bu yana Türkiye'nin İran politikası oldukça değişti. Daha Amerika ile beraber çalışır hale geldi. Amerikan politikasıyla eşgüdümlü demek mümkün değil ama Amerikan politikasına zıt düşmeyen bir politika oluştu. Bundan dolayı ben önümüzdeki dönemde de bu politikanın devam edeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye Amerika'nın her adımını desteklemeyecek ama Amerika ile eşgüdümlü çalışacak demek mümkün. Bunun arkasında da tabii Türk-Amerikan ilişkilerinin son bir sene içindeki dönüşümü var. Türk-Amerikan ilişkileri belki de son 10 senedir olmadığı kadar iyi diyebiliriz. Hatta belki de yakın tarihi hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı diyebiliriz. Bunun temelinde de son bir senedir yaşanan bir iyileşme var. İran konusunda eşgüdüm çalışması var. Ama daha da önemlisi Amerikan Başkanı Obama ile Sayın Başbakan arasındaki sıcak ve samimi arkadaşlık ve dostluk ilişkisi var. Bu ilişki geçen bir sene içinde tesis edildi ve bunun neticesinde iki lider arasındaki bu samimiyetin yarattığı bir işbirliği havası ilişkinin, Türk-Amerikan işbirliğinin bütün mecralarına yansıdı. İran politikasına, Türkiye'nin İran politikasına etki eden bir diğer unsur da Suriye'deki gelişmeler olsa gerek. Suriye bu denklemi nasıl etkiledi? Suriye ve Arap Baharı aslında beklenmeyen bir ilişki ve işbirliği fırsatı ortaya çıkardı Türk-Amerikan ilişkilerinde. Zaten Obama ile Erdoğan arasındaki başlayan sohbet, geçen yazdan beri başlayan sohbet bu ilişkinin temelini oluşturmuştu diyebiliriz. Çünkü çok samimi bu iki lider. Hatta Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı o kadar sık aradığını söylüyor ki Amerikan hükümeti içinden kimi arkadaşlarım. Şu anda Beyaz Saray'ın başbakanı
İngiliz Başbakanından daha sık aradığını söyleyenler var ki geneleksel olarak Amerikan-İngiliz ilişkisinin ne kadar sık olduğunu düşünürsek Türk Başbakanının İngiliz Başbakanından daha çok Beyaz Saray tarafından aranıyor olması aslında çok önemli bir işaret. Amerika'nın belki de en iyi müttefiklerinden birisi olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Obama-Erdoğan ilişkisinin de Amerikan Başkanının en kıymet verdiği ilişkilerden birisi olduğunu gösteriyor. Hal böyleyken Suriye ve Arap Baharı inanılmaz bir işbirliği mecrası açtı. Çünkü daha önce Orta Doğu'da bazı farklı siyaset düşünceleri olan Türkiye ile Amerika Suriye'de neredeyse %100 aynı şey istiyor. İngilizce'de soft landing diyebileceğimiz bir yumuşak geçiş istiyor ikisi de. Nedir bu? Yani Esad'ın gitmesi konusunda hemfikiriz. Esad gidecek mutlaka. Ama bu kaosla olmasın, anarşiyle olmasın, bir yumuşak geçiş ile olsun konusunda hemfikir iki tarafta. Üstüne üstlük Amerika seçim dönemine girdiği için Obama dış politikada çok fazla angaje görünmek istemiyor ve Türkiye'nin bu konuda liderliği eline almış olması da çok hoşuna gidiyor. Dolayısıyla Suriye bir büyük bir işbirliği mecrası ortaya açtı, çıkardı ve Türk-Amerikan işbirliğinin önümüzdeki günlerde bu konuda özellikle Suriye'de büyük mesafeye katılacağını söyleyebiliriz. Şimdi Amerika Dışişleri Bakanı'nın yardımcılarından Jeffrey Feltman dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde bir oturumda Türkiye'nin Suriye politikasını değerlendirdi. Önemli açıklamaları vardı. Feltman'ın açıklamalarını izleyelim, sonra değerlendirelim. And Turkey has played an important role. Türkiye birkaç alanda önemli rol oynuyor. Öncelikle Suriyeli mültecilere korunabilecekleri yer verdiler. Şu anda 7500-8000 Suriyeli mülteci Esad rejiminin vahşetinden korunabiliyor. Bunun yanında Suriye muhalefetinin organize olabilmesini, kendi aralarında konuşabilmelerini sağlıyor. Bu cesur eylemcilerin Suriye içinde bunları yapması pek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin rolü son derece önemli. Türkiye ayrıca Esad ve çevresindekilere fiili olarak bir silah ambargosu uygulamış durumda. Kendi halkına karşı kullanılabilecek silahların Türkiye topraklarından Suriye'ye ulaştırılması artık mümkün değil. Türkiye'nin son derece önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Eskiden iki ülke arasında ciddi ekonomik ticari ilişkiler vardı. İstikrarsızlık nedeniyle bütün bunlar durdu ve Türkiye ile bütün bu konular üzerinde konuşuyoruz. Feltman Türkiye ile bütün bu konular üzerinde konuşuyoruz diyor. Siz iki liderin ilişkisine özellikle vurgu yaptınız. Konjonktür de Türk-Amerikan ilişkilerinin lehinde gelişiyor. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde Türk yetkililer hiç olmadığı kadar yakınız diyorlardı Türk-Amerikan Konseyi konferans toplantılarında. Hiç olmadığı kadar yakınlar mı? Herhalde doğru. Türk-Amerikan ilişkilerinde bir bahar yaşanıyor demek mümkün. Şunu söylemek katiyetle mümkün. Belki de Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan arasındaki ilişki şu ana kadar tarihte hiç görmediğimiz bir ilişki. Yani hiçbir zaman bir Amerikan başkanı bir Türk başbakanı ile bu kadar samimi olmamış diyebiliriz. İşte bu samimi ve sıcak ilişki ki artık bir entelektüel bazı da var. Arap Baharı konusunda iki lider hemen hemen ayda birkaç defa konuşuyor demek mümkün. Hatta benim Amerikan hükümeti içinden aldığım duyumlara göre Ocak ayından bu yana Başbakan Erdoğan'la Başkan Obama 12 defadan fazla görüşü diyenler var. Bunun üzerine oluşturulan bir ilişki var. Arap Baharı'nda Suriye'de Türk ve Amerikan çıkarlarının çakışması var. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri belki de son 10 senedir hiç bu kadar iyi olmamıştı. Demek mümkün. Bunun üzerine de bir Amerikan başkanıyla bir Türk başbakanı hiç bu kadar samimi olmamıştı. Aralarındaki ilişki hiç bu kadar iyi olmamıştı demek de mümkün. Peki çok kısaca bütün bu olumlu hava üzerine siz İran'la ilgili olarak hani durum kızışacak önümüzdeki bir yıl içinde diyorsunuz. Bu sorun yaratabilir mi ikili ilişkiler? Şimdi Türkiye'nin İran siyasetinin Amerika ile %100 angaje olacağını söylemek mümkün. Suriye'de bu böyleyken İran'da farklılıklar olacak. Fakat şu da var ki biz istesek de istemesek de Türkiye ile İran arasında önümüzdeki dönemde bir tatlı sert rekabet göreceğiz sanırım Orta Doğu'da. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi haline dönüştü son 10 sene içinde iktisaden ve siyaseten. Ama Türkiye'nin Orta Doğu gücü haline dönüşmesi otomatikman başka bir Orta Doğu gücü olma iddiasında olan İran ile arasında rekabeti başlattı. Yani bu rekabet isten
görünmüyordu fakat kaçınılmazdı demek mümkün. Bu tatlı sert rekabeti ilk Irak'ta gördük. Türkiye ve İran, Irak'ta karşıt siyasi partileri desteklediler seçim mahallinde. O tatlı sert bir rekabetti. Suriye'de ise bu rekabet biraz daha az tatlı, biraz daha fazla sert olacak demek mümkün. Çünkü Suriye'de İran yönetimi Esad rejimini destekliyor. Türkiye ise Esad rejimine muhalefet eden grupları destekliyor. Yani Tahran ile Ankara hemen hemen zıt kamplardalar. Dolayısıyla Suriye'deki mesele çetrefilleştikçe Türkiye ile İran arasında Suriye bazlı rekabetin yükseleceğini ve Orta Doğu'daki önümüzdeki belki de 5-10 senedeki en önemli dinamiğin Türk-İran rekabeti olacağını söylemek mümkün. Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çapdağ'a çok teşekkür ediyorum. Çok ilginç bir dönem Orta Doğu'da malum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.